anlamda sürekli burada atçılık yapıyoruz. Atlarımız zaten her sene veteriner kontrolünden geçer. Onu yeniden kan tahlili yapılıyor. Kan tahlili değil. İğne vurulan da iğne yeri şişiyor. Her hayvanınki şişer yani. Sizin de burada atlarınız var. Onlar da kontrole tabi tutuldu tabii, mu? Tabii tutuldu. Bunlar sıkıntı yok buradakilerde. O eden bir at olan vardı. Onda da sıkıntı yok. O kontrol altında. 8 şey atta olduğu söyleniyor. O bizde söyleniyor. Değil. Hayır bizde yok öyle bir şey. Bizde peki yok. Bizim vatandaş yok. Abant sevilen bir yer. Çok evet, kişi geliyor. Evet. Var mı bir tehlike vatandaş için? Hayır. Olsa bizde de olur. Biz atına akşam ahıra koyuyoruz. Yemini samanını döküyoruz. Suyunu veriyoruz. Sabahleyin yine aynı. Yemini samanını veriyoruz. Gündüz aynı bakıyoruz. Altını temizliyoruz. Böyle bir sıkıntı olsa, bir hastalık olsa bize de geçer. Böyle bir şey asla yok yani. Bizim atlarımızda hiçbir sıkıntı yok. Ben 30 senedir atçılık yapıyorum. Bak atlarımız gayet sağlıklı. Ve her sene bunların rutin olarak aşıları olur. Sürekli kontrol olur. Ta yeni oldu mesela bu yeni oldu bakın. Ta 15 sağlıklı olduğu yönünde. Sağlıklı olduğu yönünde hepimize belge verildi. Hepsi ya genellikle bütün kontrolleri yapılıyorlar. Peki vatandaş korkmalı mı abanta hayır, gelirse? Kesinlikle. Öyle bir şey olur zaten biz atlarla beraberiz. Zaten olsa bize olur ama kesinlikle öyle bir sıkıntımız yok. Öyle bir şeyde söz konusu olmaz yani. Ne sıklıkla yapılıyor bu atların sağlık kontrolleri? Ya her sene olur. Her sene sürekli yani bahar ayı girdiği zaman her sene aşısı olur bunların. Ve veterinerler gelir kontrol eder, sağlık belgesi verir bunlara. İçme. Suyu.